o hal altında seçime gidilmesinden endişe ediyoruz diyen Amerika'ya Başbakan Yıldırım'dan yanıt geldi. Onlar kendi işlerine baksın diyen başbakan Amerikalıları şeffaf seçim görsünler diye Türkiye'ye davet etti. Önce onlar kendi işlerine baksın. O sözlerin hedefinde Amerika Birleşik Devletleri vardı. O hal altında seçimin adil ve şeffaf olacağından endişeliyiz diyen Amerikan Dışişleri Sözcüsü'ne yanıt verdi başbakan. Amerikalılar seçim görmek istiyorsa Türkiye'ye gelsinler. Ne kadar şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler. Mecliste erken seçim mesaisi öncesinde konuştu. Uyum yasalarına ilişkin süreci Cumhurbaşkanlığı adaylığının esaslarını da anlattı. 8-10 maddelik bir teklif önümüzdeki hafta mecliste olacak. MHP ile ittifak Doğu ve Güneydoğu'da dillendirilmesin diye Erdoğan'ın milletvekillerini uyardığı iddiası da soruldu başbakana. Böyle bir şey yok. Hangi bölgede hangi söylemleri yapacağımız diye bir sınırlama olmaz. Batı'da ne diyorsak Doğu'da da aynı şeyi söyleriz. Ve Yunanistan'ın skandal FETÖ kararı. Türkiye'den kaçarak Yunanistan'a sığınan FETÖ'cüden birini serbest bırakma kararı alan Yunan yargısına sert tepki gösterdi. Mesajı ise Atina yönetimineydi. FETÖ suçluları Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da komşuluğumuza, dostluğumuza zarar veriyor.